yakın zamanda Mustafa Asım Köksal merhumun Türk okuyucusu tarafından bilinen ve her zaman kütüphanelerin başucu eseri olan bir eserini basmış durumdayız. Bu kitap daha önce 8 cilt halinde yayınlanan ama yayın evimiz tarafından bu cilt sayısı 4'e indirilen İslam tarihi, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet isminde bir kitap. Kitap genel itibariyle Türk kamuoyunda İslam tarihi olarak bilinir. Ancak İslam tarihi denilince aslında akla Efendimizin Risaletinin başlangıcı olan 610 yılından günümüze kadar olan tarih kastedilir. Ancak müellif bu kitabı özellikle İslam tarihi ismini vermesinin gerekçesini açıklarken benim bundan kastettiğim esas İslam tarihinin özü, yani şekillendiği, İslamiyet'in kemale erdiği, tamamlandığı zaman dilimi olan 610 ile 632 yıllar arasındaki takriben 23 yıla tekabül eden Risalet hayatı anlatılır. Yani bir siyer kitabıdır bu aslında. İslam tarihinin bir yazılış serencamesi var. Bir serüveni var. Aslında bu kitabın yazılışı 1964'lü yıllara dayanıyor. Müellif 1998'de vefat etti. Yaklaşık 34 yıl bu kitap şekillendi tabiri caizse yazar hayattayken ve en son şu bizim bastığımız cildi kastederek söylüyorum. Ustalık eserim dediği bir eserdir müellifin, Mustafa Asım Köksal merhumun. Öncelikle şunun üzerine durmak istiyorum. Bu kitap neden yazıldı veya bu kitabı yazılırken arka planında neler yaşandı? Bununla alakalı birkaç malumat vermek istiyorum. Bizim bastığımız bu 4 cilt İslam tarihinin orijinali aslında müellif tarafından daha önce 12 cilt ve 18 cilt halinde yazılmıştı. Neden yazılmıştı? Şundan dolayı yazılmıştı. Cumhuriyet döneminin başlangıcında İtalyan müsteşrik Leon Cayetani isminde bir şahıs var. Bu parasal imkanı geniş olan ve başkalarının desteğiyle İslam tarihi isminde bir eser kaleme alıyor. Bu eserde maalesef bizim inandığımız temel değerlere, başta Efendimiz Aleyhisselam'a çok çirkin suçlamalarda, isnatlarda bulunuyor. 10 ciltlik bu eser. Ve bu eser maalesef Hüseyin Cahit tarafından Türkçe'ye 1924-27 yılları arasında eski harflerle basılıyor. Ve bu eser pek çok devlet kütüphanesine, devlet kütüphanelerine ve ileri gelen insanların kütüphanelerine yerleşiyor. Tabi orijinal kaynak eserlere ulaşmakta zorlanan insanlar bu eseri başucu ve temel kitap kabul ettiklerinden dolayı bu tercüme eseri okuyan pek çok insan Peygamberimiz hakkında ve İslamiyet hakkında olumsuz kanaate sahip olmuşlar. Hatta bununla alakalı yazarın bir hatırası var. Asli Mustafa Asım Köksal Kayseri'nin Develi ilçesindendir. Bir gün memleketine gittiğinde bir arkadaşı vasıtasıyla bir partide milletvekilliği de yapmış bir şahısla karşılaşırlar. Bu şahıs oturmak ister, biraz sohbet etmek ister. Bazı sorularım vardır İslamiyet'le alakalı. Ve bir buldukları uygun bir yerde otururlar. Yaklaşık 4 saati aşkın konuşurlar. Konuşmanın mevzusu da şudur. O milletvekili yapan zat, işte bu bahsettiğim İtalyan Cayetani'nin İslam tarihi kitabını satır satır okuduğunu ve orada pek çok konu hakkında kafasında soru işareti olduğunu söyleyerek oradaki gündeme getirilen iddiaları Mustafa Asım Köksal'a iletir. Mustafa Asım Köksal da o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda aktif olarak çalışmaktadır, vazifelidir. Tabi bütün bunlara cevap verir Mustafa Asım Köksal o zamanki malumatı ve bilgisiyle. Ama ayrılırken tartıştığı veya münakaşa yaptığı şahıs, ben bu esere, Cayetani'ye hiç kimsenin karşı çıkıp da bir eser yazacağını ve bu iddiaları çürütebileceğine inanmıyorum der. Bu tabiri caizse Mustafa Asım Köksal'ı ateşler bu iddia. Ve bu noktadan sonra Mustafa Asım Köksal bu İslam tarihi ismindeki Cayetani'nin eserini, tercüme eserini alır. Altını çize çize okumaya başlar. Bakar ki altı çizilerek yapılacak bir olay değil. Hızlıca bir okumaya karar verir. Çünkü bütünüyle yanlışlıklarla dolu kitaptır. Öncelikle bunu bitirir ve 1955-60 yılları arasında reddiye yazar. Cayetani'nin iddialarını reddiyeler anlamında kitap yazar. Öncelikle bu kitabı bastırır. Tabi bu kitapla meşgul olurken aslında yazmak istediği İslam tarihinin de tabiri caizse tohumlarını atmış olur.
Ve bu aşamadan sonra 1960 ile 64 yılları arasında kafasında sürekli bir İslam tarihi yazma fikri vardır ve bunun planını, projesini kafasında şekillendirmeye çalışır. Öncelikle iki cilt halinde yazmak ister bu eseri. Birincisi Mekke dönemine ait, ikincisi de Medine dönemine ait olsun ister. Ve başlar yazmaya 1964 yılından itibaren. Birinci cildini, Mekke'nin birinci cildini bitirir. İkinci cildi Medine dönemine ait olarak tasarladığı ikinci cildine başlar ama çalışmalar esnasında üslubunu değiştirmeye karar verir. Şu açıdan Efendimizin Medine'de geçirdiği aleyhisselam 11 yıla tekabül edecek şekilde Medine dönemini 11 ciltte anlatmaya karar verir. Ve Medine dönemini 11 ciltten teşekkül ettirir ve toplam bu cilt, bir cildi Mekke dönemi, 11 cildi de Medine dönemi olmak üzere 12 ciltlik bir kitap haline dönüşür bu İslam tarihi ve bunu bitirir. Bu 12 ciltlik İslam tarihi hem Pakistan'da Siret Ödülleri yarışmasında birincilik alır. Türkiye'nin teklifiyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin teklifiyle bu 12 ciltlik eser Pakistan'da dünya birincisi olur Siyer dalında. Ve yazar Pakistan'a gider. Orada o zamanki devlet başkanı Ziaül Hak tarafından taltif edilir. Bu açıdan eserin bile dünya birinciliği söz konusudur. Bu 12 ciltlik eser daha sonra tek cilt olan Mekke dönemini müellif bizzat 7 cilde çıkarır. Medine dönemi zaten daha önce 11 cilt haline yazılmıştı. Toplamda 18 cilt olur yani bu kitap. Ancak müellifin son bir arzusu daha vardır. Bu 18 ciltlik kitabı kendi eliyle bizzat kendi tahsiye ederek gözden geçirmek ve bunu 5-6 ciltlik daha muhtasar bir hale dönüştürme projesi vardır. Bunun için tekrar başlar bu işe müellif Mustafa Asım Köksal merhum. Ve bizzat kendisi bu 18 ciltlik eserini ihtisar etmeye başlar. Ta ki 1998 yılına varıncaya kadar ustalık eserinde nitelendirdiği bu eseri, bu bizim bastığımız 4 ciltlik eseri ihtisar eder. Daha önce yazmış olduğu 18 cildin ihtisarı şeklinde. Vefatından 3 ay kadar önceye kadar tamamlar. Ve maalesef basımını dünya gözüyle görmek nasip olmaz kendisine. Daha sonra kitap basılır. Ama şu Seren Canlısı'nı anlattıktan sonra üzerine duracağım konular şu bu eserle alakalı. Bu eser öncelikle şunu söyleyeyim. Bu eser Türkçe yazılmış en kapsamlı, en geniş bir siyer kitabıdır. Yani bugün herhangi bir insan bir siyer kitabı yazmaya niyetlense kesinlikle başvurması gereken temel ve başucu bir kitaptır. Kim yazarsa yazsın. Ve bu eserin ikinci bir özelliği ehil birisi tarafından yazılmasıdır. Çünkü Arapçaya vakıf, kaynaklarına vakıf bir kalem tarafından yazılmıştır. Bunun için de kendisine özel bir kütüphane oluşturmuştur zaten merhum müellif. Hatta bazı nüans sayılabilecek bilgileri bulamadığı zaman Türkiye'deki mevcut el yazması bütün eserleri taramış, kütüphanelere gitmiş, bilgiye nereden ulaşabilirim diye. Hatta pek çok kimsenin bilmediği kitaplara ulaşmış. Megazi ve siyer kitaplar anlamında, tabakat kitaplar anlamında çok orijinal bilgilere ulaşmış ve bu bilgileri kitabına yansıtmıştır. Bu açıdan bakıldığında yani Efendimizin hayatını merak eden insanlar, daha detaylı merak eden, okumak isteyen insanlar, İslam tarihi onlar için tabiri caizse bulunmaz bir fırsattır. Çünkü Efendimizin aleyhisselam doğumu öncesinden başlayıp da vefatına kadar olan bütün o 23 yıllık süreci en ince detaylarına kadar akıcı bir üslupla, sade, günümüz okuyucusunun anlayabileceği ve sıkılmadan çok rahat okuyabileceği bir roman tadında, belki 100 sayfayı okuduğu halde kafasını kaldır zaman ben bu kadar sayfayı ne kadar kısa bir zamanda okudum diye kendi kendine sorabileceği akıcılıkta okuyucuyu çekip götüren bir üslubu vardır kitabın. Bu açıdan yayın evimizin böyle bir eseri basmasından ben hakikaten kıvançlıyım. Böyle bir esere editörlük yapmaktan, yayın editörlüğü yapmaktan da mutluyum. Okuyucuların başucu eseri olacağına inandığım, istifadelerin azami derecede olacağına inandığım bir eser. İnşallah gerek dünya almış olduğu dünya birinciliği ödülüyle, gerekse Türkiye'de almış olduğu hem Türkiye Yazarlar Birliği'nin müellife verdiği Yılın Kültür Adamı ödülü, hem de Kültür Bakanlığı'nın vermiş olduğu, esere vermiş olduğu eserden dolayı, müellife vermiş olduğu ödüllerden dolayı bu eserin inşallah okuyucu tarafından hüsnü teveccühle karşılanacağını umuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak istifadelere mazhar kılsın diyorum.
İslam tarihiyle ilgili olarak üzerine durulması gereken bir mevzu da yayın evimiz tarafından yeniden gözden geçirilmiş bir şekilde basılmasıdır. Özellikle çok uzun bir şekilde belirtilen dipnotlarla alakalı düzenlemeler yapıldı. Muhteviyatta da bir takım düzenlemeler yapıldı. İslam tarihi daha önceki serüveninden itibaren aktaracak olursam, Türkiye'deki mevcut akademisyenler tarafından da takdir görmüş bir eserdir. Profesör Doktor Hayrettin Karaman Hocam, Profesör Doktor Süleyman Uludağ, Profesör Doktor Hüseyin Atemi ve daha pek çok bu konuyla ilgili İslam tarihiyle alakalı, tarihle alakalı veya ilahiyat ve sosyal bilimlerle ilgilenen insanları takdirlerini kazanmış bir eserdir. Onların bu eserle ilgili pek çok sena ve övgü dolu sözleri vardır. Bu açıdan cevahir kademini cevher furuşan olmayan bilmez derler. Osmanlıca bir sözdür. Ehlinin bu eseri de takdir etmiş olması önemlidir. Bir de tabii müellif bu eseri yazarken sadece akademik ve bilgi verme amaçlı değil, aynı zamanda bu esere tasavvufi bir neşve de vermiştir. Zaten müellif aynı zamanda kalem erbabı olduğu gibi aynı zamanda dil erbabıdır ve yani gönül erbabıdır. İhlaslı bir insandır. Zaten bu eseri yazarken maksadı ve gayesi Efendimiz'e yapılan iftira ve isnatları temizlemek, Efendimiz'i olduğu gibi insanlara anlatabilmekti. Bu açıdan yani bu serüven bu şekilde başladı. 1964 yılında başlayıp 1998 yılına kadar süren 34 yıllık bir süreç neticesinde ustalık eserim dediği bir eser şekline dönüştü. Bizim bastığımız, Işık Yayın olarak bastığımız İslam Tarihi, Peygamberler Peygamberi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet kitabı. Bu açıdan inşallah uzun yıllar, belki kıyamete kadar okuyucunun istifade edeceği bir eser olarak görüyorum ben İslam tarihini. Neslimize, ilgililere, Efendimizin hayatını merak eden herkese rahatlıkla referans olarak verebileceğimiz bir eser.